sempozyumun açılış konuşmasını yapmak üzere sempozyum eş başkanları Özgür Arın ve Burak Özçetin'i kürsüye davet ediyorum. 15 saniye. Biz Burak Hoca ile bunu konuştuk. Ne kadar kısa bir konuşma yapabiliriz? Şimdi daha kısa konuşma yapacaklar. İnanın şimdi hiç şansınız yok. Kaç aydır bu anı bekliyorum. Hayatla yaklaşıyorum. Sayın Dekanım, değerli misafirler ve her şeyden ve her zaman her şeyden önemlisi değerli sevgili öğrenciler. Büyük bir mutluluk ve heyecanla buradayız. Bizlerin ve öğrencilerimizin gönüllü emeğiyle, tümüyle ve dekanlıklarımızın Fahri Çilmez Üniversitemizin de önemli katkılarıyla buradayız hep birlikte. Çağrı metnimizde bildiğiniz üzere skolastik bir Bourdieu tartışmasından ziyade üstadın yazdıklarını, çizdiklerini döndüre döndüre birbirine bu lökırtıları anlatan skolastik tartışmalardan ziyade bir şekilde alana değen, ele aldığı konuları, toplumsal meseleleri anlama konusunda Bourdieu'nun nasıl işlevselleştirilebileceğine odaklanan metinleri burada sizlere sunmaya çalıştık. Ve çağrımıza cevap beklediğimizden çok çok fazla oldu. Bilim kurulumuzun titiz emekleriyle kör hakem değerlendirmesi sonucunda hepsi birbirinden değerli 100'e yakın başvuru oldu bu konferans için, bu sempozyum için. Titiz ve adil bir değerlendirme sürecinin ardından buradayız ve 10 ayrı oturumda 41 sunuş sizlerle birlikte olacak. Oturumları olabildiğince tematik olarak dağıtmaya çalıştık bu iki gün boyunca. Ama takdir edersiniz ki bazen bu tam olarak da mükemmel bir şekilde mümkün olmayabildi. Paralel oturumları da yine olabildiğince aynı temaya sahip oturumları birbirleriyle çakıştırmamaya çalışarak organize etmeye çalıştık. İlk iki oturumumuz bugün tasarı ya da uygulama aşamasında olan ya da tamamlanmış görece büyük çaplı diyebileceğimiz araştırma, bilimsel araştırma projelerinin sunumlarından oluşacak. Yani bu sunumların, bu projelerin hikayelerinden oluşacak. Bugünün sonraki oturumlarında ise kültür sosyolojisi ve sanat sosyolojisi temaları altında sunumlar dinlemek mümkün olacak. Etkinlik yarın toplumsal cinsiyet, beden, dışlanma ve damgalanma, din sosyolojisi, sınıf, habitus, eğitim ve medya temaları altında buluşan sunuşlara tanıklık edecek. Programı incelediğinizde yarının son derece canlı ve dolu geçeceğini de görüyoruz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyoruz ve keyifli, düşündürücü, provoke edici bir etkinlik olmasını diliyoruz. Hoş geldiniz. Değerli hanımefendiler, beyefendiler. İlk defa burada bir şey açıklamak istiyorum. Bu kürsüden. Bu abi öldü. Bourdieu kim? Kim bu adam? Daha önce hiç yüzünü görmediğim ve konuşmadığım bir bilim insanından bundan tam bir yıl önce 11 Nisan 2015'te Twitter üzerinden bir mesaj aldım. Bu kişi Güneşçiğindi ve şöyle yazıyordu mesajında. Özgür Hocam, 3. Pierre Bourdieu sempozyumunu da siz organize eder misiniz? Yanıtı biliyorsunuz. Fakat bu mesaj başladı, bu mesaj geldikten sonra bizim çalışmalarımız başladı. Tabii bir aslında bizim için bir macera başladı. Önce gerontoloji bölümündeki ekibimizle bir araya geldik ve bir değerlendirme yaptık. Nasıl yapabiliriz bunu diye. Daha sonra sevgili Burak Özçetin Hoca ile bir araya geldik, bir görüşme yaptık. Ve 2015 yılı Ağustos ayında da ilk hazırlık toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler kadınlar ve erkekler, hocalar, araştırmacılar ve öğrenciler, farklı inançları, farklı bakışları ve farklı dünyaları olan insanlar böylece bir araya geldik. Farklı olmak için değil, farklı bir iş yapmak için de değil, işimizi yapmak için bir araya geldik. Birbirinden kıymetli akademik çalışmaları olan değerli bilim insanlarından oluşan bilim kurulumuz 90 bildiri önerisini değerlendirdi. Önerilerin yarısı kabul aldı. Kabul alan 48 öneri sahibinin arasında 41 araştırmacı sempozyuma kayıt yaptırdı. Önümüzdeki iki gün içinde sempozyum programı süresince 55 araştırmacıya ait 41 bildiri sunulacaktır. Bizler sempozyum için hazırlık çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz süre boyunca
üniversitemiz rektöründen ve dekanından destekler aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sempozyuma gönderilen önerileri titizlikle değerlendiren bir bilim kurulumuz vardı. Değerli meslektaşlarımızdan oluşan. Onlara kıymetli katkıları için teşekkür ediyoruz. Hepsinin ismini yansıda göreceksiniz. Aynı zamanda sempozyumumuzda sunulacak bu kaliteli çalışmaları, birbirinden eşsiz ürünleri bizlerle paylaşan, sahadaki o sıcak bilgileri bu salona taşıyacak olan araştırmacılara teşekkür ediyoruz. Bunun yanında sempozyum süresince sizlere destek olacak kişileri etrafınızda göreceksiniz. Elinizde bulunan kitapçığı bastıran, sizlere ulaşan afişleri tasarlayan, az sonra sizlerin gönüllerine de hitap edecek olan, müzik eserlerini sunacak olan, iki gün boyunca bilimsel programın her aşamasında sizleri destekleyecek olan gerontoloji bölümü öğrencileriyle tanışacaksınız. Onlar bu sempozyumun gerçekleşmesinde eşsiz katkıları bulunan kahramanlardır. Sevgili Çağrı Elmas, koordinasyonunda çalışan, hep birlikte üreten Türk öğrencimizin her birine tek tek teşekkür ediyoruz. Bizler bunca atlas kumaş ile bu dükkana sığmıyoruz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.